Tercih Yolunda programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Öncelikle kısa gecikmeden dolayı affınıza sığınıyoruz, teknik bir aksaklık yaşadık. İnşallah şu an itibariyle kaldığımız yerden yine bize belirlenen süreyi dolduracağız ve devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda aslında konuğumuzdan da ben özür diliyorum. Maalesef elde olmayan bir teknik aksaklık söz konusu. Kaymak Tercih Yolunda programını biliyorsunuz artık sizler de tercih haftası münasebetiyle yayınlıyoruz ve çok güzel geri dönütler alıyoruz. Daha önce çok kıymetli iki konuğumuzu ağırladık. Bugün de öyle şehrimizin Güzide ve Gözde Üniversitelerinden birini temsilen çok değerli bir akademisyen konuğumuz bizlerle birlikte. Çok kısa bir süreç kaldı tercihler için. Elimizden ne gelirse diyoruz ve değerli bilgilerinden istifade etmek için sabırsızlandığımız konuğumuzun sizlere takdimini yapmak istiyorum bir an önce. Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bülent Yılmaz Hocam bugün bizlerle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler misafir ettiğiniz için. Bizler teşekkür ederiz. Bunca yoğunluğunuzun içindeki gerçekten şehir dışından koşup kalkıp gelmişsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayrıca benim görmediğim ama telefonda iletişime geçtiğimiz insanların nezaketlerinden dolayı başta Selçuk Bey olmak üzere kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Santralden aktarıma kadar çok nazik bir süreç söz konusuydu. Aslında bunlar kurumlara dair bize de ufak ufak tiyolar veriyorlar. Sekreterinizle görüşme fırsatım oldu mesela. İzliyorlarsa selam olsun. Çok nazik, çok kibar karşılandık. Çok teşekkür ediyoruz bunca yoğunluğunuzun içinde kalkıp geldiğiniz için hocam. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Biz de sizlerle birlikte olmaktan ve tercih yapacak kardeşlerimize biraz olsun destek olmaktan, onların ufuklarını açmaktan, biraz AGÜ ile ilgili, üniversitemizle ilgili bilgi vermekten dolayı, verecek olmaktan dolayı memnunuz. Teşekkürler tekrar davetiniz için. Biz onur duyuyoruz, keyif duyuyoruz hocam. Başlayacağız, konuşacağımız çok şey var. Zaten hem gecikme sürecimizde hem de aşağıda konuşurken çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik sizinle. Ama izleyicilerimiz sizi bir tanısın istiyoruz hocam. Buyurunuz lütfen. Evet, ben Giresun'da doğdum. 48 yaşındayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdim. Arkasından akademik hayata girmeye karar verdim. O dönemde Aselsan'da da aday mühendis olarak çalışıyordum. 2000'e kadar hem asistanlık yaptım hem de bu dönem içerisinde yüksek lisansımı tamamladım. Amerika maceramda 2000 yılı itibariyle, Ocak ayı itibariyle başladı. Doktoraya orada biyomedikal alanında çalışmak üzere gittim. Kanadalı bir danışmanım vardı. Yaklaşık 4,5 yıl kadar orada kaldım. 18 yıldır da Türkiye'de çalışıyorum. AGÜ'de de 11 yıldır bulunuyorum. AGÜ'nün ilk öğretim üyesi kadrosunu dolduran hocalardan biriyim. Dolayısıyla 11 yıldır AGÜ'nün gelişimini, Abdullah Gül Üniversitesi'nin gelişimini takip ettim. Katkı vermeye çalıştım elinden geldiği kadar. Halihazırda da eğitimden sonra rektör yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda elektrik elektronik mühendisliği bölüm başkanlığı yapıyorum. Eğitimle alakalı daha çok öğrencilerimizin eğitim süreçlerine katkı vermeye gayret ediyorum. Bu kadar ben şimdilik kendimi... Çok mütevazı davranıyorsunuz hocam. Çünkü ben şahsım adına söyleyeyim bunu. Gerçekten bir konuk araştırması, konuğumuzun ismi belli olduktan sonraki çok kıymetli konuklarımızı ağırladık bu hafta itibariyle. Küçük, detaylı olmayan küçük araştırmalar yapıyoruz kendimizce. Hocamın sayfalara sığmayan bir akademik kariyeri söz konusu. Kendisi böyle kendisini 2 dakikada tanıttı ama muhteşem işler başarmış. Çok değerli ülkemiz adına, AGÜ'müz adına çok değerli bir akademisyenimiz kendisi. Şahsım adına gerçekten buralar gerçekten böyle akademik kariyer koktu hocam. Öyle diyelim Instagram diliyle. Biraz üniversitemizden bahsedecek olursak hocam, sizlerden değerli bilgilerinizden istifade edecek çok fazla aday var ekran karşısında. Şu an eş zamanlı olarak izleyen ve dahası program paketlendikten sonra izleyecek olan. Bu akademik başarınızı neye borçlu olduğunuzu, hedefinizi, sizi motive eden gücü çok merak ediyorum ama öncelikli olarak gerçekten ülkemizin çok başarılı üniversitelerinden biridir AGÜ. Böyle etiket almış üniversitelerden biridir. AGÜ'yü başarıya ulaştıran şey nedir? Güncel fakülte sayımız nedir? Bunlardan şöyle istatistiki olarak bahsedebilirsek tabii, çok seviniriz. AGÜ 2013 yılında ilk öğrencilerini aldı. Yaklaşık 120 öğrenciyle eğitim öğretime başladı. Sümer kampüsü Cumhuriyet Meydanı'na yani Kayseri'nin merkezine 2 kilometre mesafede, kuzeyinde. Oldukça güzel bir
sanayi mirasını, eğitim mirasına, eğitimin geleceğine dair bir yatırım olarak gören bir anlayışla kuruldu. AGÜ'nün önemli bir farkı biraz aslında karıştırılmasına da sebebiyet veren, biz bir devlet üniversitesi olarak kurulduk. Yani ODTÜ, Boğaziçi gibi iyi üniversiteler seviyesinde eğitim vermeyi hedefleyen bir üniversite olarak kurulduk. Yanında da Kayseri'nin hayırseverlerinin desteğiyle kurulmuş Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı ile birlikte hareket eden bir yapı teşekkür ettirildi. 2013 yılından itibaren de öğrencilerini almaya ve öğretim üyesi kadrosunu da şekillendirmeye başladı. Birden büyüme, çok fazla sayıda öğrenci alma gibi bir prensip yerine biraz daha doğal büyüyen, biraz daha akademik kadrosuyla da paralellik arz edecek sayılarda öğrenci alan bir büyüme politikası izlendi. Aslında her şey 2013'teki büyük bir arama konferansıyla başladı. Ankara'da işte merkeze yakın bir otelde 100'e yakın insanla bir araya geldik. Bu insanlar genel müdür seviyesinde, CEO seviyesinde, ciddi dekan seviyesinde insanlarla bir araya gelindi. Ve AGÜ nereye gitmeli, dünya nereye gidiyor, yeni kurulan bir üniversitenin vizyonu ne olmalı şeklinde çok güzel bir çalışma yapıldı ve buradan bir master plan teşekkür ettirildi. Bu master plan içerisinde de hangi bölümler açılacak, nasıl bir büyüme politikası izlenecek, bunlar tespit edildi. 2013'ten itibaren ilk olarak işte 6 bölümle başlayan maceramız şu anda 12 bölüme çıkmış durumda. 120 öğrenciyle başlayan yaklaşık öğrenci sayımız bu dönem sonu itibaren, yani yeni gelecek arkadaşlarımızla birlikte 3500'e yakın öğrenciye ulaşmış olacağız. Yine nihai hedefimiz 5-6 bin civarında öğrenciye ulaşmak ve bunun yani doğal büyüklüğünün AGÜ için burası olduğunu düşünüyoruz. Bölüm sayılarımızı ve bölüm fakülte içeriklerimizi biraz daha sınırlı tuttuk. 5 tane fakültede, 6 tane fakültede hizmet veriyoruz. Bir tanesinde öğrencimiz yok. Mühendislik Fakültesi, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi altında 12 bölümümüz var. Bölümlerle ilgili birçok bilgiyi web sitemizden ulaşabilir arkadaşlar. Bizim temel vizyonumuz şuydu. İyi öğrenci, iyi hocayla, yani akademik kadroyla, öğretim üyesi, asistan ile bir araya geldiğinde aslında nerede olursa olsun çok iyi işler çıkarabilir. Yani aslında yaklaşık 10 yıldır yapmaya çalıştığımız şey öğrencilerimizi ciddiye almak, öğrencilerimizin bizim için çok önemli birer emanet olduğunun bilinciyle hareket etmek, iyi hocayı o öğrencinin karşısına çıkarabilmek, bu anlamda önemli kriterler koyarak bu işe alım süreçlerini koordine etmek, muhakkak yurt dışı tecrübesi aradığımız bir hoca kadrosuyla, iyi üniversitelerden mezun olmuş, kendini geliştirmiş, akademik anlamda kendini geliştirmiş, muhakkak bir yurt dışı tecrübesiyle de vizyonunu geliştirmiş hocalarımızı katmaya çalıştık. Öğrencilerimize vakfımız destek oldu. Onlara yurt imkanları, yurt dışı imkanları sağladı. Öğretim üyelerimize de vakıf proje desteği sağladı. Dolayısıyla onlar için de çalışması güzel, huzurlu, iyi öğrencilerle muhatap oldukları bir ortam sağlanmış oldu. Dolayısıyla iyi bir kampüs ortamı, güzel fiziksel imkanlar, derslikler itibariyle, spor testleri itibariyle, kampüsteki sosyal yaşam itibariyle gençlerin rahatlıkla memnun olacakları bir ortam sunulmaya çalışıldı. Sosyal açıdan da kulüpler vesaire. Ama bir taraftan da iyi bir kariyer imkanı sağlayacak bir sistem oturtulmaya çalışıldı. Birazdan biraz eğitimle ilgili detaylara da girmek isterim. Yani öğrencinin vizyonunu geliştirecek, öğrencinin ne yapmak istediğini keşfetmesine yardımcı olacak. Daha sonraki adımlarında evet ben şunu olmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum, şu probleme çözüm üretmek adına adım atmak istiyorum diyecekleri bir aslında bir 5 sene tecrübesi sunmak istiyoruz. İyi bir İngilizce altyapısı sunduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye'nin en iyi İngilizce
eğitimi veren bir hazırlık programımız kesinlikle var. Kesinlikle altını çizmekte fayda var hocam. Bu bile araştırmaya değer bir konu. Adaylar tabii ki de öyle hasbelkader tercih yapmasınlar lütfen. Kesinlikle. Çok iyi araştırsınlar. Zaten bu programın amacı da bu, araya girdiğim için çok özür dilerim ama bizim yaptığımız araştırmalar neticesinde en nitelikli İngilizce altyapısının verildiği kesinlikle üniversitelerden biri olduğu kesinlikle önümüze geliyor. Kesinlikle. Lütfen bunu da göz ardı etmeyin. Çünkü bir evrensellik bir söz konusu ve inanılmaz bir iletişim çağında yaşıyoruz. Kesinlikle. Özellikle de kariyerinizi bu noktada yöneltmek istiyorsanız Abdullah Gül Üniversitesi bu anlamda bile tek kesinlikle başına bir tercih sebebi kesinlikle değil mi hocam? Kesinlikle. Yani şunu ben her lise ziyaretimde veya adaylarla konuşurken, kendi öğrencilerimizle arada konuşurken ifade ediyorum. Artık istesek de istemesek de bilimsel iletişimin iş, sanayi veya sivil toplumun da aslında iletişimi uluslararası seviyelerde. Evet. Kayseri'de belki onlarca, yüzlerce ithalat, ihracat yapan firma var. Türkiye'de birçok iş artık uluslararası proje ortaklarıyla birlikte gerçekleştiriliyor. İşin paydaşları muhakkak ortak bir dil tercih ediyorlar. Yani bir Çinliyle, bir Avrupalıyla, Amerikalıyla, bir Arapla ortak iletişim diliniz İngilizce oluyor. İletişimi bir tarafa koyuyorum. Bilgiye ulaşmak istiyorsunuz. Son gelişmeleri takip etmek istiyorsunuz. Dünyanın şu anda son gelişmeleri üretme dili de İngilizce. Evet. Yani benim hemen hemen bütün yayınlarım İngilizce. Gidin Almanya'daki hocaların bütün yayınları İngilizce. Yaptıkları raporlar İngilizce. Dolayısıyla bir üniversitedesiniz ama siz dünyanın en iyi üniversitelerinin hocalarının derslerini İngilizce bildiğinizde takip edebilir hale geliyorsunuz. Evet. Şimdi çok güzel platformlar, özellikle pandemiyle daha da fazla gelişti bu imkanlar. Öğrencilerimiz İngilizce bilirlerse hem Türkçe kaynakları takip edebilir. Bunun üzerine dünyanın her yerinden, yani Çin'den de, Amerika'dan da, Avrupa'dan da insanlar, Avustralya'dan da insanların içerik ürettiği derslere ve bilgilere ulaşabilir noktaya geliyorlar. O yüzden mümkünse, yani Türkçe bir eğitim alacakları bir üniversiteye gitseler de, AGÜ'de bütün programlar İngilizce, İngilizce evet. Başka bir yere gitseler de muhakkak yanında özellikle İngilizceyi kuvvetlendirmeye çalışsalar iyi olur. Biz AGÜ'de iyi bir hazırlık eğitiminin ardından öğrencilerin İngilizceyi aktif olarak da kullandıkları, rapor yazdıkları, sunum yaptıkları, grup çalışmalarıyla İngilizce uluslararası öğrencilerimizle, 50 ülkeden uluslararası öğrencimiz var. Öğrencilerimizin %10'u uluslararası. Yabancı demiyoruz, özellikle altını çiziyorum. Evet, uluslararası. Onlar bizim için yabancı değil. Onlar bu ülkede misafirler ve burada iyi bir eğitim almak için gelmiş durumdalar. Ve çok iyi üniversitelere rağmen AGÜ'ye, Kayseri'ye gelmiş durumdalar. Kendileri de bunu ifade ediyor. İyi bir İngilizce eğitimi var burada. Hocalarla İngilizce iletişim kuruyoruz. Onun için de ben burayı tercih ettim. Şu şehirdeki bilinen büyük üniversiteye rağmen deyip geliyorlar. Dolayısıyla sadece İngilizce öğrenciler değil, üniversitenin akademik tabii kadrosunda da uluslararası bir durum söz konusu. Elbette, değil yani mi? Hazırlık eğitimi aldıkları süreç zarfında yine farklı milletlerden hocalarımız da bir arada oluyorlar. Kendi hocalarımızın içerisinde de Almanya'dan, Güney Kore'den, Rusya'dan hocalarımız var. Onlarla da yabancı dilde ya da İngilizce'de iletişim kurabiliyorlar. Dolayısıyla bu İngilizce mevzunu gençlerimiz dikkat ederlerse, hani tercihlerinde ya ben dilimi geliştirirsem aslında kariyerimde bir pencere daha açmış oluyorum diye düşünürlerse, AGÜ'ye gelmeseler bile muhakkak yaptıkları tercihlerle beraber kendini geliştirme yolunda bir gayret gösterirlerse iyi olur. AGÜ zaten bu ortamı sunuyor. O yüzden kendine ait bir avantajı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bu 4-5 yıl içerisinde de İngilizcelerini rahatlıkla kullanıp geliştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. O yüzden bir de şunu da ifade edeyim. Yani AGÜ kampüsüne gelsinler. Yani yakın çevreden. Evet lütfen. Yani o havayı solusunlar. 15-20 dakika, 1 saat, 2 saat mesafe, eğer şehir dışından geleceklerse de biz öğrencilerimizi alıyoruz, kampüs turu yapıyoruz şu anda. Yanlarına bizim bölümlerimizden, ilgi duydukları bir bölümden bir öğrenciyi veriyoruz. Öğrencimiz kendi tecrübesini aktarıyor. Bir mihmandar eşliğinde geziyorlar. İşte fitness center'ımızı geziyorlar, spor tesislerimizi, derslik alanlarımızı, yurtlarımızı gezebiliyorlar. Akabinde de şu 5 Ağustos'a kadar da bölüm başkanlarıyla ya da bölümlerdeki temsilci öğretim üyeleriyle onların ofisinde oturup rahatlıkla
akıllarına gelen soruların cevaplarını alabiliyorlar. Endişelerini giderebiliyorlar. Müthiş aslında kampüse geldiklerinde çok sıcak bir ortamla karşılaşacaklar. O yüzden mümkünse AGÜ'yü görsünler. Hakikaten birçok insanın geldiğinde etkilendiği, İstanbul'dan misafirlerimiz, Ankara'dan misafirlerimiz geldiğinde de biz burayı böyle bilmiyorduk. Evet. Gerçekten burada değişik bir şey yapıyorsunuz. Kesinlikle. Geçenlerde bir televizyon kanalında özellikle öğrenci memnuniyetiyle alakalı bir anket malum düzenledi bir araştırma grubu. Orada da Türkiye'nin en öğrenci memnuniyeti yüksek üniversitesi seçildi, Abdullah Gül Üniversitesi. Gurur duyduk hocam. Altında Ankara'nın en iyi bilinen vakıf üniversitesi var. Onun altında İstanbul'un en iyi bilinen vakıf üniversitesi var. İsim veremiyoruz ama tahmin ederler. Yani tahmin edeceklerdir. Zaten TÜMA araştırması diye girdiklerinde, Türkiye Üniversiteleri Memnuniyet Araştırması diye girdiklerinde Türkiye'nin en iyi öğrenci memnuniyetine sahip, en iyi rektörünün 5 rektör, 6 rektörden birinin AGÜ rektörü olduğunu görecekler. Öğrenci memnuniyetinde çok yüksek seviyelerde olduğunu görecekler. Bu memnuniyet şey değil, tesadüf değil. Hocam, yani böyle hani bunun memnuniyeti oluşturan fiziksel etmenler var, hocaların ilgisi var, sistemin genel olarak geliştiriciliği var. Birçok şey. Hocam katılır mısınız bilmiyorum ama fiziki bir şey de söz konusu, huzur da söz tabii, konusu. Tabii kesinlikle. Yani ya tarih dokusunun sinmişliği diyelim ya da siz değerli akademisyenlerin orada bulunan insanların gönlünü de işe katmış olması diyelim. Ya kalitesi ya o fiziki doku, lütfen gidip görün. Ne demek istediğimizi görmeden biz biraz sonra zaten bir video yayınlamaya çalışacağız ama realde böyle bir soluğunu almak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok yakınımızda bir lisenin öğretmen, karı koca öğretmenimiz geldi geçen yıl. Ya hocam biz bu kadar yakındık ama gelmemiştik. Biz buranın böyle kayıp olduğunu bilmiyorduk dediler. Evet. Bunu reklam olsun diye söylüyorum. Ben de çocuklarımla gidiyorum. Kampüste vakit geçiriyorum. Orada yemek yiyorum, kahve içiyorum. Böyle katlanabilir sandalyelerimiz var. Oraya oturuyoruz. Evet. Oranın o havasını soluyoruz. 80 yıllık ağaçlar var. Biliyorsunuz yani 1935'te Rusların da mimari destekleriyle, katkılarıyla Türkiye'de kurulan ilk tekstil fabrikalarından bir tanesi Abdullah Gül Üniversitesi'nin içinde bulunduğu Sümer Kampüsü. O yüzden hem çeşitli bu tarihi dokusu hem de uzun süredir kullanılıyor olması, içinde meyve ağaçlarının olduğu, ağaçların olduğu bir ortam. Yani yeni kurulan bir üniversite için, 9 yıldır aktif olan bir üniversite için oldukça yeşil, oldukça öğrencinin rahat çimenlerde oturup sohbet edebileceği, kahve çay içebileceği bir ortam oluşturuldu çok şükür. Bu arada halk da giriş yapabiliyor. Tabii, hani tabii. Bunu da söyleyelim. Elbette. Kampüs alanının tabii ki de takdir edersiniz ki belli bir bölgesi öğrencilere kayrılmış durumda. Tabii. Bunu artık takdir edersiniz ama ben AGÜ Üniversitesi ile artık böyle siz değerli akademisyenlerimizle tanıştık, bir gönül bağımız da oldu ama bir halk olarak çok rahat oradaki sosyal donatılardan faydalanabiliyorum. Kesinlikle. Hatta eşim de bende bir kafe var, ismini söyleyemeyeceğimiz şu anda telife takılmamak için ama yemeklerine ve tatlılarına bayılıyoruz. Yani sadece üniversitenin kendisine biz nasıl gideceğiz, geleceğiz. Şimdi belki de programdan sonra aday olsanız da olmasanız da çok merak edeceksiniz biz bu kadar konuştuktan sonra. Gerçekten bir gidip görmekte fayda var. İstanbul'da şu vardır hocam, orada büyüdüğüm için söylüyorum. Ya nice zamandır gidip denizi görmüyorum diyen İstanbul'da büyüyen insanlar vardır. Kesinlikle. Şimdi şunu da diye olabilirsiniz. Ya nice zamandır Kayseri'de yaşıyorum ama AGÜ'yü görmedim diyenleriz vardır. Bir gidip görmekte şehrimizin şimdi müzemiz böyle de var. Yani evet, orayı da gezebilirler. Müzesi var. Onun konsepti de esasında yani ben 74 doğumluyum. Tarihsel gelişim içerisinde Türkiye'de neler olduğu, o zamanlardan kalan Walkman'ler, işte disketler, kıyafetler, kitaplar var. Dolayısıyla videolar var. Bir hani Kayserililerin gelip Abdullah Gül Müzesi'ni de Cumhurbaşkanlığı Müzesi'ni de ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Ben misafirlerimi geldiklerinde götürüyorum. En azından Türkiye'nin son 70 yılına bir tanıklık yapan şeyler var. Yani Cumhurbaşkanlığı Müzesi Amerika'da çok yaygındır. Kütüphanesi çok yaygındır. Her Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı'nın doğduğu şehrin içerisinde bir kütüphanesi vardır ve müzesi vardır. Evet. Ona Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlığı döneminde hediye edilen hatıralar sergilenir,
onun hayatına dair bilgiler paylaşılır. O anlamda ben yani Kayseri için bir değer olduğunu değerlendiriyorum. Çok bilinmediği için de bunun altını çizmek istedim. Bir diğer nokta, yani çocuğunuz üniversite seviyesinde olmasa bile çocuk üniversitesi dediğimiz faaliyetlerde, işte liselerin gelip bizi ziyaret etmeleriyle ilgili faaliyetlerle, bizim hocalarımızla organize ettiğimiz çalıştaylarla, lise öğrencileriyle yaptığımız çalıştaylarla AGÜ'yü, AGÜ'nün kuruluş felsefesinde topluma katkı var. Yani eğitim ve araştırmanın topluma katkıyla birlikte, toplumsal etkiyle birlikte harmanlanması dediğimiz bir kavram var. Yani bizim yazdığımız her master tezinde, her bitirme projesinde bu tez, bu proje dünyadaki hangi problemi çözüyor? Dünyadaki hangi probleme temas ediyor? Dünyadaki hangi problemle ilgili özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri dediğimiz 17 tane hedef belirlemiş Birleşmiş Milletler. Bunların her biriyle ilgili zaten derslerimiz var. Onun dışında da öğrencilerimizin vizyonunu geç. Çünkü yerelde ya da globalde, yerelde ya da dünyada problemler, açlık, yoksulluk, iyi eğitim, eşitsizlikler, sağlık, barış, ekonomi, bunlar aslında hepimizin içinde bulunduğu, yani Afrika'dan Avrupa'ya, Amerika'ya, işte Asya'ya birçok insanın muhatap olduğu bu dertleri bilsin, bu problemlerle ilgili bilinç geliştirsin, projeler geliştirsin, raporlar okusun, makaleler yazsın. Çözüme yönelik bir ders mesela ben bu yıl öneriyorum. Engellilerin yaşam kalitesini güçlendirmek üzere, iyileştirmek üzere projeler önerecekler öğrenciler. Yardımcı teknolojiler dediğimiz, görme engelli bir birey otobüse binerken ne gibi teknolojiler var şu anda piyasada? Ne öneriyorsun? Grup halinde yeni bir şey önerecekler. Duyma engelli, fiziksel engelli, öğrenme engelli ya da problemli bireylerin hayatta nasıl problemlerle karşılaştıklarını öğrenciler öğrensinler. Normal hayatına nasıl entegre olabilirler? Ve çözümler sunarak onların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler önermeleri istiyoruz. Dolayısıyla gidip bir görme engelliyle, bir fiziksel engelliyle görüşecekler. Onların problemlerini anlayacaklar. Onun üzerinde de çözümler önerecekler. Dolayısıyla böyle hayatın içinde problemlere temas eden bir ders kitlesi, bir 5 tane ders alıyor öğrencilerimiz. Türkiye'de ve dünyada bunun örneği yok. Nedir bunlar hocam? Öğrenciler öncelikle bu temel problemleri, dünyanın temel problemleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri dediğimiz, Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu, önce bunları anlıyorlar. İçerikleri ne? Misafirler geliyor mesela Birleşmiş Milletler'den, UNICEF'ten, UNDP'den. Misafirler geliyor, bize onları anlatıyorlar. Artık çeşitli platformlarla, online platformlarla rahatlıkla dünyanın her yerinden misafir davet edebiliyoruz. Öğrencilerimize bu anlamda bilinç geliştirmek için sunuyoruz bu misafirlerimizin know-how'larını. Dolayısıyla onunla başlıyor. Sonra öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarına göre açılan bu dersleri, dediğim gibi kimisi şehircilikle ilgili olabiliyor, kimisi sağlıkla ilgili olabiliyor, kimisi ekonomiyle ilgili olabiliyor, kimisi eşitsizliklerle ilgili olabiliyor. Bu alanlarda kendilerine ait dersler seçip sonra da bir proje yaparak öğrenciler bu alanda da kendini geliştirmiş oluyorlar. Yani sosyal yeteneklerini, dünyaya dair bilgi dağarcıklarını bu dersler ekseninde geliştirmiş oluyorlar. Kimi öğrencilerimiz bu kapsamda yurt dışına ya da yurt içindeki kurumlara, programlara katılıyorlar. Dolayısıyla biraz böyle AGÜ'yü şey gibi bir yer olarak düşünebilir izleyenlerimiz. Hem gelip içinde güzel zaman geçirebilecekleri, hem çocuklarının gelip çeşitli etkinliklere katılabilecekleri, çalıştaylara katılabilecekleri. Mesela çocuklar için tasarım. Onlara tasarım yaptırıyor mimarlık fakültesinde hocalarımız. Aşırı uygulamaya dayalı bir eğitim söz konusu. Kesin. Çünkü maalesef ki birçok üniversitemiz teoriye boğulmuş durumda. Evet. Hani asla isim vermek istemiyoruz burada ama Koyrahli'ye ezberle şeklinde bir durum söz konusu maalesef ki. Ama bildiğim kadarıyla sizi diğer üniversitelerden, birçok üniversiteden, ki şehrimizde bunun sayısı fazla, ayırt eden özelliğiniz
son derece pratik. Kesinlikle. Pratiğe dökmek. Ve çok mutlu oldum hocam. Gerçekten şekle dinliyorum. Hı hı. Çünkü siz sadece üniversiteyi 4 ya da 5 yılla sınırlı tutmayıp onlara bir gelecek vaat etmek Kesinlikle. Adına, geleceğe dair bakış açılarını genişletmek adına çok farklı uygulamalar da yapıyorsunuz. Kesinlikle. Akademik eğitimlerin yanı sıra. Kesinlikle. Bu beni çok mutlu etti. Bu çok önemli Hatice Hanım. Çünkü yani öğrencimiz burada hayata hazırlanıyor. Evet. Hayatın daha az riskli olan bir parçasını yaşıyor. Yani orada işten atılma riski yok. Evet. Orada ne bileyim çok büyük risklerle karşı karşıya değiller. Dolayısıyla farklı şeyleri deneyip, farklı deneyimler kazanıp, bunlar akademik ya da sosyal olabiliyor. Üniversitenin bence bizlere kazandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi çeşitli insanlar tanıyoruz. Lise hayatı tam o imkanı sağlamıyor. Kendi şehrinizden insanlarla birlikte oluyorsunuz. Ama üniversiteye geldiğinizde çok daha farklı, işte AGÜ'de 70 farklı şehirden öğrenci var, 50 farklı ülkeden öğrenci var. Hepimiz, ben Çanakkale'de yaşıyor ailem, Çanakkale'li diyebilirim kendime. Diğer hocamız Bursalı, öbür hocamız Kocaeli'li, diğer hocamız Iğdırlı. Çok farklı yerden, Sivaslı, Adanalı, çok farklı yerlerden hocalarla da birlikte olmanın da getirdiği, birisi işte Bilkent mezun, birisi İTÜ mezun, birisi ODTÜ mezun, iyi üniversitelerden mezun arkadaşlarımız var. Bu da böyle hani farklı bagajlarla, farklı bilgilerle geldiğinizde, kasten de bunu tercih ediyoruz. Hoca geldiğinde getirdiği şeyleri de sisteme katmaya çalışıyoruz. Hı hı. İngiltere'den yeni bir hocamız doktorasını aldı, geldi. Şimdi onun birikimini acaba nasıl katarız? Derslerle, tezlerle, işte çeşitli etkinliklerle. Gibi. Yani dolayısıyla bunlar da aslında öğrencilerimizin ufkunu geliştirecek. Şunu biliyoruz ki mezunların önemli bir kısmı doğrudan kendi alanlarının içinde de faaliyet göstermeyebiliyor. Dolayısıyla bir alanda eğitim aldıktan sonra çok daha farklı bir alanda master yaparak ya da çok daha farklı bir alanda girişimcilik yaparak, çok daha farklı bir alanda yeteneklerinin ona uygun olduğunu düşünerek o yola girebiliyor. Birçok bölümümüzde zaten işte işletme, mühendislik bölümlerimiz, mimarlık bölümlerimiz, işte psikoloji, siyaset bilim bölümlerimiz aslında yani devlette de çalışmaya imkan sağlayan fırsatlar sunuyor. Özel sektörde de imkan sağlıyor. Yurt içinde de, yurt dışında da imkan sağlıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu perspektifte baktığımızda öğrenciler bu 4-5 yılda ben ne yapmak istiyorum, hayatta neyi başarmak istiyorum, beni ne mutlu ediyor, hı hı. neyi yaparsam kendimi daha çok geliştirebiliyorum gibi sorgulamaları bu 4-5 yıl içerisinde yapsın istiyoruz. Fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. O yüzden üniversitenin böyle önemli bir misyonu var. Liseden yeni gelmiş, hayatı keşfetmek isteyen, kendini keşfetmek isteyen bir öğrenci kitlemiz var. O anlamda ben bu grubuyla muhatap olmaktan çok memnunum. Evet. Onların 18 yaşından 22-23 yaşına kadarki gelişimlerini gözlüyorum. Böyle tabiri caizse ürkek güvercin modunda hı hı. geliyorlar. İşte biraz böyle ben şu skoru yaptım, şu sıralamayı yaptım, şu puanı, şu neti yaptımla başlıyorlar. Bir süre sonra onlara da şeyimiz bitti, net bitti. 5 tercihten biri bitti. Artık kendinizi geliştirin, dil geliştirin. Ondan sonra fizyonunuzu geliştirin, yazmanızı, okumanızı geliştirin şeklinde telkinlerimizle aslında ondan kurtuluyorlar ve gerçekten yetişkin birer birey oluyorlar. Stajlarını yapmış oluyorlar. Yurt dışı tecrübesi elde etmiş oluyorlar. Yazmış, okumuş, dinlemiş, konuşmuş oluyorlar. Konferanslara katılıyorlar. Yurt içinde, yurt dışında çeşitli çalıştaylara katılıyorlar. Aslında geldiklerinden çok daha farklı bir insan olarak, çok daha farklı yetkinliklerle bezenmiş olarak hayata hazır hale geliyorlar. Ve siz anladığım kadarıyla bütün bunları yaparak aşırı derecede bir özgüven de aşılıyorsunuz. Kesinlikle. Ben de varım. Artık evet. Ben de düşünüyorum. Ben de bunu yapmak istiyorum mu diyebiliyorsa üniversite mezunu olan bir genç ve bunun için evet. atılımlar yapabiliyorsa gerçekten o üniversite bunu başarmış. Buranın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki ben İBO Üniversitesi'nden mezun oldum. Ama şunu söyleyeyim. Çok fazla pratik imkanımız olmadı o üniversitede. Daha çok teorik konuda kendimizi geliştirdik. Ve mezun olurken de acaba ben yapabilir miyim endişesiyle. Şahsi kaygılarınızdan bahsediyorsunuz değil evet, mi hocam? Evet, yani hani mezun olurken ya acaba ben şu işi yapabilir miyim? İşte şu noktada acaba yeterince bir beceriye sahip miyim diye kendinizi sorguluyorsunuz. Birçok üniversite mezunu, en iyi üniversitelerden mezun olsa bile bu durumda olabiliyor. Şimdi ben diyorum ki bizim
adaylarımıza ya da bizimle muhatap olan insanlara, bir öğrenci bizim sistemimize girdiğinde bitirme projesi hariç her derste projeler yaparak mezun oluyor. Yani en azından ben elektrik mühendisi için söyleyeyim, en azından 8 tane proje yaparak mezun oluyor. Yani 8 tane şeyi, 8 tane devreyi kurmuş, 8 tane yazılım yapmış, 8 evet. tane grup çalışması yapmış. Bir süreçten CV'sini düşünebiliyor musunuz öğrencimizin? Muhteşem. Yani şunu yaptım, şu yarışmaya katıldım, şu projeyi gerçekleştirdim, o projenin detayları bunlar diye öğrenci, iyi bir İngilizce seviyem var, Türkiye'de iyi bir derece yaptım diye başvurduğunda bir yere çok daha güzel fırsatlar önüne açılıyor. Sadece mezun olduğu okulun yazması nerede? Evet. Yanı sıra bunların yer alması Tabii. Nerede? Şu yazılımı öğrendim, evet. şu donanımı öğrendim, şurada staj yaptım, şurada yurt dışı tecrübe kazandım diye baktığında yani öğrencilerimiz hakikaten çok kısa sürede iyi işler buluyorlar. Yurt dışı fırsatlarını kolluyorlar. Yurt dışına giden, en azından ben kendi bölümüm için söyleyeyim, yaklaşık %10-15'i yurt dışında master, doktora yapıyor ya da çalışıyor. Önemli bir miktarı Türkiye'nin iyi firmalarında, iyi Türkiye'deki özellikle İstanbul, Ankara bölgesindeki güzel savunma sanayi firmalarında çalışıyorlar. Ve iyi bir pozisyonda. İyi bir pozisyonda. Ar-Ge mühendisi, evet. sistem mühendisi olarak başlıyorlar. Bunları düşündüğümde ben hani güzel bir altyapı kazandıkları için tecrübeyle, özgüvenleriyle olaya başladıkları için ben de yapabilirim. Çünkü yaptım. Hani daha evvel yapmadığınız bir şeyi yaparken, hani ilk defa belki burada bir program sunarken ki heyecanınızı düşünün. Evet. Ya da acaba olur mu ki falan, nerede takılırım diye düşündüğünüz bir durumu düşünün. Onu 10 kere daha evvel, şimdi mesela belki bu 10. programınız, 20. programınız, 30. programınız çok daha rahat akıyor. Çok daha rahat meseleleri bir problem olduğu zaman aşabiliyorsunuz. Onun gibi hakikaten öğrencilerimiz kendilerini yetiştire yetiştire bir noktaya geldikleri için, pratik teorinin yanında pratiğini de geliştirdiği için güzel fırsatlara başvurma cesareti gösteriyorlar. Ve karşıdaki insanlar da evet iyi yetişmiş bu arkadaşlar, gerçekten sizi tebrik ediyoruz, iyi bir öğrenci grubu, mezun grubuyla muhatabız diyorlar. Ben o anlamda hem öğrencilerimize teşekkür ediyorum, çünkü hayatı ciddiye alıyorlar. Evet. Çünkü önüne gelen fırsatları değerlendiriyorlar. Bu yeteneklerine uygun yolları arıyorlar, düşünüyorlar, başvuruyorlar. Bunların ben gençler için çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah onlar için de güzel bir geleceği hazırlamada bizler de tırnak içinde vatani görevimizi yapmış oluyoruz. Çünkü üniversitenin birinci varlık gayesi insan yetiştirmek. Evet. Lisans, yüksek lisans, doktora mezunu, insan kaynağını güçlendirmek ülkemizin ve tüm dünyanın. Bu anlamda da ben çok rahatlıkla söyleyebilirim ki üzerine düşen vazifeyi en güzel şekilde yapmaya gayret ediyor. Hocam gerçekten çok mutluyum. Bu dinlediklerimi, araştırmalarımın yanı sıra pek çok şey öğrendim sayenizde. Ve izleyenlerin tam da şu kritik günlerde, kritik günler diyorum çünkü çok az kaldı. Evet, 5 gün sonra bitiyor. Evet, hala tercih yapmamış olanlar çoğunluktadır diye düşünüyorum. Dün Instagram'da gezerken bir şeye rastladım hocam, çok komikti. Bir genç kızımız yayınlamış, annem tercihler ilk gün yapıldığında daha çabuk yerleşeceğimi düşünerek beni acele ettiriyor diye. Aileler bu noktada da lütfen müsterih olsun, son günde yapılsa, evet, ilk günde yapılsa o sıralama değişmeyecek. Bir de tercih yaptığınızda sonra da değiştirebiliyorsunuz. Evet, son evet. gün 23.59'a kadar, Cuma günü 23.59'a kadar son değişikliklerinizi yapıp birinciden ikinciyi yerinde yeni tercihler yapabiliyorsunuz. O yüzden lütfen çocuklarınızı acele ettirmeyin. İlk gün yapılırsa hemen yerleşir gibi bir durum asla söz konusu değil. Sistem tamamen için kapanıyor. Sonra bütün yerleştirme süreci bilgisayarda yapılıyor. Evet, değerli izleyenlerimiz, sohbet çok güzel. Daha da duyacağımız eminim ki hocamdan çok şey var. Öyle programı çabuk da bitirmeyeceğim hocam, eğer zaman sorununuz yoksa. Şu anda yok. Çünkü biraz daha soracağım şeyler var. Sizi de çok yormak istemiyoruz ama çok bahsettik. Bizler tanıyoruz, biliyoruz ama ekranlarımız karşısında belki de üniversitemizi ilk kez görecek olanlar var. O yüzden ben istiyorum ki artık kısa filmimize Tabii. geçelim Tabii hocam. Ki. Buyurunuz, güzel agümüzü görünüz. Ve bir hayalin peşinden koşmak bazen zor. Sen inan. İnanmadan olmaz ki.
Burada biz sınırları kaldırdık. Yerine hayal gücünü koyduk. Durma. O sonsuz heyecanla dokun bilginin kalbine. Bu yol senin. Uzakları yakın eden içindeki o ateş senin. Örüp de bildiğin ufukların ışığı. Dokunduğun her kültürün zenginliği senin. Düşün, geride kaldı. Şimdinin ötesine geçmek, yarınları tasarlamak artık senin elinde. Hadi, tüm ezberleri boz. De dünyayı sen değiştireceksin. Ve şimdi hisset. Tutkularını, hikayelerini, bambaşka iklimlerin yüzündeki esintisini. Sonsuz bir merak duygu. Gel. Adımını attığın o gün bir başka dünya karşılayacak seni. Öyle ya, hep bugünü düşlemedin mi? Bilginin yeni ufuklarını keşfetmeye, birlikte başarmaya, değişimin ve ilerlemenin öncüsü olmaya biz varız. Ya sen hazır mısın hayallerini gerçekleştirmeye? Hazır mısın geleceğe ortak olmaya? One word which never changes in your life. Denemeye, tasarlamaya, üretmeye. Hadi gel, şimdi o hikayeyi birlikte yazalım. Abdullah Gül Üniversitesi. Çok teşekkür ederiz. İnşallah izleyen adaylarımız için de şöyle bir ne kadar anlattıklarımızla pekişen görüntüler olduğu sizler tarafından da kabul görmüştür. Evet Bülent Hocam devam edelim istiyorum. Bu arada gerçekten çekim de çok güzeldi. Zaten üniversitemize diyecek hiçbir şey yok. Şu anda hala ekran başında olan ve endişeli olan, çok kaygılı olan insanlar ve adaylar söz konusu. Çünkü hayatlarının en önemli kararını vermeye hazırlanıyorlar. Bu bir kapı gibi gözükse de ardı sıra açılacak kapılara öncelik eden bir kapı. Kesinlikle. Tercih sürecindeki, doğru tercih sürecindeki vereceğimiz kararlar. Neyi öncelikli tutsunlar? Okulun etiketini mi, bölümü mü, ailelerini mutlu etmeyi mi, kendini sevecekleri işlere odaklanmayı mı ki şu anlamda da bazen çok doğru kararlar veremiyoruz aslında neyi önceleyeceğimize. Sizin hem müthiş akademik kariyeri olan bir insan olarak hem de zaten eğitimle çok uzun süredir öğrenci rektör yardımcısı olarak nelere dikkat etsinler, ne yapsınlar, şu an neyi öncelesinler? Lütfen bu konuda da değerli bilgilerinizi alalım. Bir kere şuranın altını çiziyorum genel itibariyle konuştuğum insanlarla. Yeni bir üniversite tercih tarzı gelişti. O da şu, öğrenciler aslında bir üniversiteye girdiğinde
zaten kazanabiliyor oldukları bölümlere geçiş yapabiliyorlar. Bu çok bilinen bir durum değil. Yatay, merkezi yerleştirme, yatay geçiş. Evet. Yani bir öğrenci nasıl bakıyor? Ben kendi çocuğum için de, kendi ailemde de benzer bir uygulamayı yapmaya çalışıyorum. Öğrenci arkadaşlara verdiğim tavsiyelerde de benzer şeyleri yapmaya çalışıyorum. 18-19 yaşında bir gencin aslında hayatı hele şu yaşam şartları içerisinde, yani birçok evladımız aslında kendilerini hayat becerileri noktasında geliştiremiyor. Hı hı. Çok fazla koruyucu bir, evlatlarımızı koruyucu bir modda yaklaşıyoruz çocuklarımıza. Birçoğu sorumluluk almıyor ev hayatları içerisinde. Liseler oldukça korumalı. Yani neyi ne zaman nasıl yapacağı çok belli. Hı hı. Ama üniversite hayatı ise biraz daha bağımsızlığın yaşandığı, biraz daha kendi kariyer hedeflerinizi kendinizin belirleyeceği, kendi fırsatlarınızı kendinizin tespit edip oradan devam edeceğiniz bir dönem. Dolayısıyla liseden çok farklı bir yapısı var. Öğrencilerimiz genel itibariyle liseden mezun olurken ne istediklerini, nelerde başarılı olabileceklerini veya önlerine çıkan alternatifleri nasıl değerlendireceklerini bilemiyorlar. Mesela ben diyorum ki şey yapın, hocadan akademik kadroya bir bakın. Hı hı. Öğrenci diyor ki hocam ben akademik kadroyu değerlendirebilecek bir yetkinliğe sahip değilim. Neye göre değerlendireceğim diyor. Üniversiteye bakın, bir gidin, hedef tuttuğunuz, hedef koyduğunuz üniversiteyi görün, gözünüzle görün, beş duyunuzla hissedin. Çünkü orada yaşayacaksınız, orada yaşama ihtimaliniz var. 4 yılı hiç azımsamayın ya da yani 4-5 yıl geçiyor. Yani gidin, hazırlık varsa hazırlık programındaki insanlarla konuşun, hı hı. Oradaki sistem nasıl, kafanıza bir konu takılıyorsa onunla ilgili değerlendirmeleri alın muhakkak o üniversitenin içerisinden. Onlarla ilgili şimdi vloglar, malum tabii güvenilir video, yorum sayfaları söz konusu. Video vloglar var, normal yazan, paylaşan insanlar var. Bunları bir kısmı yanlı oluyor, bir kısmı, hı-hı, yansız oluyor. En azından farklı şeyleri izleyip dinlesinler, okusunlar diye tavsiye ediyorum. Genellikle aileler ya da özür diliyorum ama bazı rehber öğretmenlerimiz çok da bilinçli yönlendiremiyor. Hı-hı. Yani aslında geleceği çok hesap edemiyor. Çok şu anlık tercihlerde yönlendirmeler yapabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla yönlendirmeler de bazen çok doğru ve ayakları yere basan şekilde olamıyor. Dolayısıyla nereden başlayacak öğrencimiz? Biraz eşit ağırlık, sayısal, sözel, malum, hı hı, üç şey var. Evet. Hani hep tavsiye edilen şey biraz yukarıdan yazın, biraz aşağıdan, evet, yazın, sıralamaya bakın. İşte %30, %30, evet, biraz ileriden yazın, ne olacağı belli olmaz. Tamam, bu tip stratejiler de önemli, güzel, yapılabilir. Ama işin içerisine ben tam olarak ne istiyorum? Yani hayatta neyi yaparsam daha başarılı olacağımı tahmin ediyorum. Benim karakterim, mizacım neye daha yatkın? Çok içine kapanığım ama öğretmen olursam iş garantisi varmış. Çok sosyalim ama çok fazla dar bir alanda çalışmayı gerektiren bir iş çok iyiymiş. Ya da ben masa başı istiyorum. Ben masa başı, hı-hı, istiyorum diyor ama masa başının nasıl bir şey olduğunu da bilmiyor, hayal edemiyor. Evet. Çünkü masa başı diye girip KPSS'lerde girip sonra ciddi manada sıkılan, yaptığı işten çok da hoşlanmayan birçok insan var ve o işi artık yapmak zorunda olduğu için de beyaz yakalı olma, evet, sorunsalı mesela. Gençlerin ben çoğunda bunu, tabii, görüyorum. Yani herkes garanti böyle, meslek. Hani, garanti meslek olsun. İşte diyor ki ben şu garanti var diyor. Ya ben diyorum ki garanti diye bir şey yok hayatta. Yani yarın engelli olmayacağımız, yarın ciddi bir problem ülke olarak, dünya olarak yaşamayacağımız ne malum. Ben Suriye Savaşı başlamadan Halep'e turist olarak gittim. Muhteşem bir şehirdi. Tarihiyle, hı hı, evleriyle, üniversitesiyle. 120 bin öğrencisinin olduğu Halep Üniversitesi vardı. Şu anda harabe her yer. Yani ne zaman neyi başımıza geleceğini de bilmediğimiz için genellemeler yaparak bir genel tercihler yapıyoruz. Evet. Şurayı bir netleştirmek isterim. Bir girdik üniversiteye, hazırlığı okuduk. Agü'ye geldiniz mesela. Hazırlığı okudunuz, birinci sınıfı okudunuz.
bir ortama baktınız, kendi yeteneklerine baktınız, yeteneklerinize baktınız. Farklı bölümlerin etkinliklerine katıldınız. Sizin muhtemel geçebileceğiniz, muhtemel değiştirebileceğiniz yerler varsa kafanızda. Yani ben buraya girdim ama ya bu bölüm değil de şu bölümde olabilir diyebileceğiniz durumlar olabiliyor. Burada iki yol karşılığına çıkıyor öğrencilerimizin. Bir tanesi, eğer zaten ben o bölümü kazanabiliyorsam şu anda bu sene, önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde mezun olana kadar o bölüme geçiş yapabiliyorum. Çok yüksek kontenjanları ÖSYM belirliyor. Gano önemli mi burada? Orada hiç gano önemli değil. Benim bölümüme başka bir bölümden sıfır ortalamalı bir öğrenci geçti. Hocam ben öyle o bölümde mi? Memnun değildim. Bu bölümü kazanabiliyordum. Arada fark ettim ki bu bölüm bana daha uygunmuş. Ben bu bölüme geçmek istiyorum dedi. Dolayısıyla bu merkezi yerleşme yatay geçiş dediğim şey, puanım şu anda tutuyorsa bölüm, o bölüme, önümüzde mezun olana kadar yeni bir yere, yeni bir bölüme, yeni bir üniversiteye, yeni bir şehre gitme olasılıkları var öğrencilerimizin, hakları var. Hatta memnun kalmazlarsa bir dönem sonunda geri gelme hakları da var. Ya bunlar bıraktığı çok bilinmiyor. Bıraktığı bölüme geri dönebiliyor. Geçişi biliyordum ama bu durumu ilk kez duyuyorum desem aynen inşallah öyle. Beni kınamazsınız hocam. Bir defa çünkü yani bir bunlar çok bilinmediği duyuyorum. İçin ifade etmek istedim. Yani gittiniz baktınız, bunu yaşayan öğrencimiz de var. Bir şehre gitti, baktı. Üçüncü bir imkan tanımıyor. Ne yaptı? Geri döndü. AGÜ'de devam ediyor şu anda. Bir sene içinde falan mezun olacak. Şimdi dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımız, hani bizim zamanımız, ben 30 sene önce üniversite sınavına girdim. 30 sene önce üniversiteye girdim. O zaman şöyle bir risk vardı. Ya şimdi olmazsa bir daha hazırlanmam lazım. Evet. Yani hele bir sene sonra hazırlanırsam ortaöğretim başarı puanım düştüğü için şimdi girebileceğim yere bile giremez hale geliyorum. Dolayısıyla doğru tercih çok kritik önem arz ediyor. Şimdi ise bu iş biraz daha esnemiş durumda. Elektrik, elektronikten endüstriye, endüstriden bilgisayara, inşaattan mimarlığa, mimarlıktan işletme, işletmeden elektrik, elektroniğe geçen birçok öğrenci var. ÖSYM'nin YÖK Atlas'ına girip, YÖK Atlas'ta her üniversiteden kaç öğrenci ayrılıyor, başka bölümlere geçiyor diye bakın, en prestijli üniversite dediğimiz üniversitelerden de ayrılanlar var. Yani oranın kendine uygun olmadığını, tıp fakültesine girip burası bana uygun değilmiş, ben mühendisliğe geçiyorum. Sıralamasının çok altını tercih edebiliyor yani. Evet, yani gidip ben tıbba girdim ama oradan memnun kalmadım, bana uygun değilmiş, ben gidip bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum ya da mimarlık olmak, o benim hayalimdi diyen öğrencilerle rastlıyoruz. Benim böyle öğrencilerim var. Yani bizden, yani Ankara'da bir tıp fakültesinden bize geçip bitirip üniversiteyi, şu anda da Ankara'da güzel bir teknoloji firmasında Ar-Ge mühendisi olarak çalışan, güzel de maaş alan bir arkadaşımız var. Dolayısıyla bu tip değişimler artık daha kolay. Evet. Ya bir yere girdim, buraya mahkum oldum, artık başka bir yolu yok, bu işin demiyor, dememe noktasında gençler olabiliyor. Dolayısıyla yatay geçişler, merkezi yerleştirme böyle oluyor. Ama bir de ya ben aslında kazanamadım, orayı hedefliyordum dediğinizde de AGÜ'de mesela bunu biz kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ortalamasını 4 üzerinden 2.3 getiren, ki düşük bir ortalamadır. Ve öğrencilerimiz, eğer öğrencilerimiz 10 tane dersin 7'sini geçtilerse başarıyla, o öğrenci artık başka bölüme yatay geçiş başvuru hakkı kazanıyor. Bölümlerimizde de yeterli sayıda, atıyorum 5, 6, 7, 8 civarında öğrencinin de yatay geçiş yapabileceği kontenjanlar ilan edebiliyoruz. Bunu da biraz yüksek tutmaya çalışıyoruz ki öğrenci, ben bu bölüme geldim, yani çok bana uygun olmadığını tespit ettim, dolayısıyla şu bölüme geçmek istiyorum diyebilir. Ben hani genellikle bu tercih döneminin stresini, bu tip şeylerin, tabii bunlar bir risk olarak görülebiliyor. Yani ya geçemezsem. O yüzden ilk atışımızı, ilk tercihimizi biraz doğru yapmaya çalışıp aşağı yukarı bir yer, bir şehir, bir üniversite belirleyip o üniversitenin ilk olarak bana en yakın olduğunu düşüncesi sizde hakim oluyorsa o tercih yapıp, ama bu arada da kulaklarınız, algılarınızın açık olmasıyla başka üniversite, başka şehir, başka bölüm tercihleri yapılabilir. Bunu da bilin. Bunu bilmek evet, lazım. Evet, yani o yüreğinizdeki birazcık ağırlığı kaldırmıştır değerli adaylarımız bu cümlelerde. Çünkü ben bile rahatladım hocam. Kesinlikle. Bazen çünkü bu aşamada tanınan süre ne kadar uzun olursa olsun, uzun gözüküyor olursa olsun, kesinlikle, son pişmanlık neye yarar gibi bir şey söz konusu. Bu da bunu tersi teze çürütüyor yani. Son pişmanlık da olsa böyle bir tercihiniz var. Ve dahası benim yeni öğrendiğim bir şey, lütfen kusura bakmayınız,
tekrar bile geri dönme. Tabii. Şansınız özellikle olduğunu, merkezi yerleştirmede. Merkezi yerleştirmelerde altını çizelim. Böyle bir imkanınız olduğunu lütfen biliniz. Hocam çok kıymetli bir bilgiydi. Yani kontenjan üniversiteyi de bırakmıyor ÖSYM, YÖK. Diyor ki her üniversitenin kontenjanın %30'u kadar da ben kontenjan ilan ediyorum otomatik olarak. Dolayısıyla 80-100 kişilik kontenjanı olan bir bölüm 30 tane öğrenci böyle alabiliyor. Yani merkezi yerleştirmeyle birçok bölümümüze geçemeyen yok. Geçmek isteyip geçemeyen yok. Şöyle tatlı çok bir sistem rahat. Var AGÜ ile alakalı hocam. Neden bu kadar az kontenjan? Şu an nedenini zaten ben mevcut başarısından dolayı tahmini çok zor bir şey değildi ama neredeyse özel eğitim veriyorsunuz. Evet. Bu yüzden öğrenci sayınız çok az. Bu yüzden belirlediğiniz kontenjan, derslikleriniz çok geniş, donatılarınız çok geniş, teknik imkanlarınız çok geniş olmasına rağmen siz mevcut kontenjanın altında bile alabiliyorsunuz. Nedeni de aslında en başta söylediğiniz şey belki az öğrenci ama çok eğitim. Tabii. Birebir ilgilenme imkanınız olsun diye sanırım o sayıyı birazcık kısıtlı tutuyorsunuz. Çünkü böyle bir tatlı sistem var. Agüla, neden az kontenjan giderek, açıyor? Giderek biraz biraz espriyle karışık ÖSYM diyor ki, devletimiz diyor ki AGÜ güzel eğitim veriyor. Az öğrenciyle olmaz, size biraz daha fazla kontenjan verelim dediği için son 3-4 yıldır bayağı kontenjanlarımız arttı. Evet. 20 ile başladık. 30, 50, şimdi 70-80 öğrenci kontenjanına ulaşmış durumdayız. Bizim ikinci öğretimimiz olmadığı için birinci öğretimle düşünülüyor mu hocam? Yok. İkinci öğretimlerin olmayacağını biz baştan tespit etmiştik. İşte belli bölümlerin olmayacağına karar vermiştik. Bu 5 tane fakülte, belki 6.sı bir bilgisayar bilimleri bir iletişim fakültesi falan. İletişim mesela düşünmediğimiz fakültelerden bir tanesi. İşte eğitim fakültesi düşünmediğimiz, hatta yeni kapattığımız fakültelerden bir tanesi. Biz biraz daha odaklı olmak istiyoruz. Evet. Yani büyüdükçe bazen hani suyu büyük bir tabiri caizse bir siniye, bir tavaya döktüğünüzdeki derinliğiyle biraz daha dar bir tavaya ya da bir kaba döktüğünüzdeki derinlik arasında bir fark olabiliyor. Çok fazla yayıldığınızda bizim gözlemimiz, özellikle bazı fakülteler ve bölümlerin çok fazla kaynak tükettiği, çok fazla mali ve kadro imkanlarını kullanmasından dolayı diğer bölümlerin güdük kaldığı. Yani bir tane çok büyük abi var, diğerleri hep küçücük, gelişmemiş durumlar olabiliyor. Evet. Onları biz bir risk olarak gördüğümüz için her bölümümüzü benzer seviyede büyütmeye çalışıyoruz. Her bölümümüzü benzer seviyede başarı noktasında tutmak istiyoruz. Bunun için de gayret gösteriyoruz. Yani o anlamda hani tercihlerde bir buna dikkat etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Başarınız da zaten bu aslında kararınızı kanıtlar nitelikte. Evet. Şimdiye kadarki başarınız. Maşallah hocam. Gerçekten. Tercihle ilgili bir şey daha eklemek isterim. Lütfen buyurunuz tabii. Bir şöyle bir durumun olduğunu kendi hayatımda da gördüm. Siz de kendi hayatınızda görmüşsünüzdür. Bir bölümü bitirmek demek, o bölümün şu an kafanızda olan dar kalıplarını, ki birçok bölümümüzün, birçok lisans programının aslında çok dar kalıbı yok. Yani işletmeden mezun olduğunuzda aslında çok farklı alanlarda, hizmet sektöründe de, üretimde de, muhasebe alanında, birçok alanda, insan kaynaklarında çalışabiliyorsunuz. Mimarlık okuyup şu anda tasarımcı olarak çalışan, yurt dışında, yurt dışında, yani inşaat firmalarında çalışan, kendi bürosunu kuran, büyük bürolarda çok ciddi tecrübe kazanan insanlar da var. Mühendislik okuyup kendi girişimcilik macerasını başlatan, büyük sanayi firmalarında çalışan, Ar-Ge'ci olan, satış pazarlama mühendisi olan, çok farklı alanlara yönelme imkanı var birçok bölümde. Çok spesifik olmadığı sürece birçok bölümün çok farklı kanallardan kendilerine yol açma imkanı sunduğunu bir kere adaylarımız bilsinler. Evet. Yani elektrik elektronik mühendisliğine girip, kendi bölümüm için söylüyorum, şu anda sağlık sektöründe çalışan, şu anda savunma sanayi sektöründe çalışan, şu anda otomotiv sektöründe çalışan, şu anda atıyorum insan savaş araçlarıyla ilgili çalışan arkadaşlarımız var. Bunların hepsi aynı bölümden mezunlar. Evet. Ama kimisi yine benim 97 yılında ben mezun oldum. Şu anda bizim bir WhatsApp grubumuz var. Eski mezunlarla birlikte iletişim kurduğumuz. Arkadaşlarımızdan yönetici olan da var. Ar-Ge direktörü olan da var, şirket sahibi olan da var, yurt içinde çalışan, yurt dışında çalışan da var. Kendi tamam elektronikten ayrılıp yazılıma yönelen var. Elektronikten ayrılıp tamamen yöneticilik pozisyonunda kendini geliştiren var. Adaylarımız da böyle olacaklar. Yeter ki o fırsatları, kendini geliştirme
gayretlerini devam ettirsinler. Bir de şu bakış açısı hocam. Evet. Yani açmayı bilsinler. Bu şey gibi evet. Hani fakülteye başlarsın, işte iletişim fakültesi, kameraman mı olacaksın, sunucu mu olacaksın? Ya yani belli etiketler de söz konusu. Kesinlikle. Fakültelere mal edilmiş bazı iş kolları söz kesinlikle konusu. Yani zaten üniversite demek sizin bu yargılardan da sıyrılacağınız bir entelektüel kimlik demek. Kesinlikle. Dolayısıyla sadece gidip gelip okuyacağınız, işte sınav zamanı önünüze kitabı koyup çalışacağınız bir mevhum değil. Hı. Bakış açınızı, dünya görüşünüzü, her şeyinizi belirleyeceğiniz ve dahası belki eş iş, tabii, hepsinin seçimini yapabileceğiniz bir alan, bir hayatınızın çok önemli bir aşaması. Kesinlikle. Biz bu yolda tekrar tekrar bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz. Şu kısacık kalan zamanda çok iyi değerlendirmeleri, hı, gidip görmeleri, bizleri izlemeleri, hı, fikir almaları için biz de devam edeceğiz hocam. Evet, evet. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa artık kapanışımıza da yavaş tabii, yavaş. Tabii. Ama son söyleyecekleriniz de çok değerli bizim için, tabii, almak isteriz hocam. Yani gençlerin önlerinde inşallah uzun bir hayat var. Dedim ya, 30 sene önce ben üniversite sınavına girdim. 30 senedir çok çeşitli zorluklar, kolaylıklar, güzellikler veyahut istenmeyen durumlar hepimiz yaşadık, yaşıyoruz, yaşayacağız. Kimisi belki de vazgeçiş noktasına getiren neler yaşadınız? Evet, yani hani ya ben master'ı bırakacağım dediğim nokta, doktorayı sakın bırakacağım dediğim noktalar olmadı değil. Evet. Dolayısıyla hani gayret ateşini, o gayret şeyini, motivasyonunu devam ettirip, bir de ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sadece maddi beklentiler, parasal kaygılar, ekonomik kaygılar, elbette hani belli bir şeyi kazanmak istiyoruz, ailemizi geçindirmek istiyoruz, çocuklarımıza güzel imkanlar sunmak istiyoruz, kendimize güzel imkanlar sunmak istiyoruz. Tamam, okey, oralarda bir problem yok. Bunları istemek gayet doğal, gayet normal. Ama bir taraftan da yani hayatın anlamı üzerinden hayata katkı, insanlara katkı vermeyi de ucundan da olsa bir şekilde hayatlarının bir parçası haline getirseler. Yani üniversite döneminde çeşitli kulüp etkinlikleriyle mesela köydeki okullara gidip bilim eğitimi veren öğrencilerimiz oluyor. İşte ne bileyim, ilkokul öğrencilerinin vizyonunu açmak için bir şeyler yapmaya gayret edenler oluyor. Gönüllü çalışmalara katılanlar oluyor. Böyle bir şeyi de hayatlarının bir parçası haline getirmeyi hedefleseler. AGÜ'nün dedim ya vizyonu içerisinde bu sosyal sorumluluk, topluma katkı var. Bu biraz daha ulvi, biraz daha üst seviye hedefler belirleyip o konuda da bir şeyler yapmaya gayret gösterseler. Çok güzel videolar var. Adam mühendis ama mesai sonrası ne bileyim bir cihaz yapıyor. Bu cihazın çok daha ucuza yapıp ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesini sağlayacak evet, bir organizasyonun içinde yaşıyor, çalışıyor. Neden biri de siz olmayasınız? Yani tanıdığımız insanlar var. Arkadaşımız önemli bir yönetici, profesyonel. Ama gidiyor Afrika'daki bir şeye destek olmaya çalışıyor. Veya Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Eğitim anlamında onlara bir şey vermeye çalışıyor. Gönüllü faaliyetlerde yer alabiliyor. Dolayısıyla benim acizane, tabii bu yaşta ne kadar bunlar önem arz eder onlar için, onları tam bilemiyorum ama bununla hayat daha güzel. Yani birilerine bir şey verdiğinizde, bu araştırma yapılmış bilimsel olarak da, paylaştığınızda mutluluğunuzun arttığı, bir şeyler insanlar için bir şeyler yaptığınızda aslında daha huzurlu ve mutlu olduğunuzu, hatta bir miktar zor iş şartlarında çalışan insanların, çok ağır tempoda çalışan insanların bu tip gönüllülük faaliyetleriyle vicdanlarının rahatlatıldığı programlar bile şu anda gündemde. İnsanlar bunları konuşuyorlar. O yüzden lütfen gençler umutlu baksınlar. Şu anda ciddi bir umutsuzluk pompalanıyor. Maalesef. Tüm insanlığa pompalanıyor. Bizim hayat varsa umut var, hayattaysak umudumuz var. Üniversitenin içinde de o umudu yeşertsinler. Ya gidip ya ben bu üniversiteye girdim işte falan demesinler. Onun içinde de fırsatlar olabilir. Onun dışında da fırsatlar olabilir. Şu anda online kaynaklar çok güzel. İnsanlar bilgilerini paylaşıyorlar. Lütfen onlardan da istifade etsinler. Ya buraya geldim, işin sonu bu demesinler. Sadece nice, ilk kapı. Nice insanlar gördük. Nispeten tırnak içinde kaliteli olmayan üniversite mezunu, kaliteli değişik, yani böyle çok trending olmayan bölüm mezunu arkadaşlarımız
hayatta çok daha başarılı noktalara gelmiş olabiliyorlar. O yüzden umutla, gayretle, çalışmayla bir yere gelinebileceğini, mutlu olunabileceğini, tembellikle, gayretsizlikle, umutsuzlukla aslında mutlu olunamayacağını, bir yere de gelinemeyeceğini bilerek bu üniversite maceralarına, yolculuklarına başlarlarsa, bu hayat yolculuğunun bir durağı burası. Liman gibi diyorum ben eşimle konuşurken de, çocuklarımız bir limandalar şu anda. Bu limandan bir gemiye binip gidecekler. Şu anda biz onları yolculuklarına hazırlıyoruz. Üniversitede böyle, biz onları hayat yolculuklarına hazırlamaya çalışıyoruz. Ama onların da, biz gemiyi onarıyoruz. Onlara işte eğitimler veriyoruz. Oryantasyon, dümeni şöyle çevireceksin, navigasyona böyle bakacaksın, radar şöyle çalışır diye öğretiyoruz. Ama o yolculuğu yapacak kendileri. O yolculukta karşılarına çıkacak problemleri de aşacak, birlikte aşacakları bir sosyal çevre, güzel bir aile çok kritik, çok önemli. İnşallah hayatları boyunca mutlu ve güzel bir hayat, sağlıklı bir hayat onları bekler, bekliyordur diye ümit ediyoruz hepimiz için de. Hepimiz benzer, hocam. Ve inşallah doğru gemiyi seçerler. Evet, doğru gemi kritik. Evet. Yani üniversiteleri de o anlamda, ya bu beni geliştirir mi? Burası, bu ortam, bu genel kitle, insan kitlesi, fiziksel ortam, sistem beni geliştirir mi diye bakmalarını arzu ederim. Yani en iyisini seçemiyorlarsa daha az iyisini, ama yine kendilerince onları geliştirecek bir yer olmasına gayret etsinler diyorum ve herkese kolaylıklar diliyorum. Müthişti hocam. Yani sadece AGÜ adına ya da sadece üniversite tercihi adına değil, ama benim altını çizdiğim çok fazla cümle oldu zihnimde. Tekrar tekrar yineliyorum hatta zihnimde bunları. Bu rüya gibidir. Hani kalkınca bir tekrar etmezsek unuturuz ya rüyayı. Zihnimde kime faydalı olabilirim Bülent hocamdan aldığım bilgilerle diye unutmamak adına altını çizdiğim cümlelerle dolu bir program oldu. Kurumum ve şahsım adına sizi tanımış olmaktan ayrı, AGÜ'den çok kıymetli bir hocamızı şahsen tanımış olmak çok ayrı. AGÜ'den kıymetli bir hocamızı ağırlamış olmak çok ayrı. Ayrıca rektör yardımcısı kimliğinizle ve titrinizle ağırlamış olmak çok ayrı bir gurur kaynağı oldu. Çok verimli bir programdı. Umuyorum ki izleyicilerimizin nezdinde de öyledir. Tekrar tekrar izleyip buradan çıkaracakları sonuçlarla doğru tercihlerinde bir nebze olsun. İşte hayata dokunmak, insana dokunmak dedik ya hocam programın başından beri. Kesinlikle. Bir kişiye dokunabildiysek ne mutlu bize. Kesinlikle. Tekrar tekrar çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum işlerinizde de. Çok teşekkürler hocam. Evet değerli izleyenlerimiz, biz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen takipte kalmaya devam edin. Çünkü tercih süreci boyunca ekranlarınız karşısında olmaya biz de devam edeceğiz. Yapacağınız tercihler hep doğru olsun inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.